B12 son zamanlarda kendinden çok söz ettiren hastalarımızın, bireylerin kendilerini iyi hissetme adına almak istedikleri bir vitamin türüdür. Suda çözünen bir vitamin türüdür ve hayvansal gıdalardan alınır. Başlıca görevleri arasında en başa vücudun genetik materyalinin yani DNA sentezinin sağlanmasını koymak lazım. Bunların dışında al yuvar üretiminde önemlidir. Sağlıklı al yuvarlarımızın üretimi için B12 gereklidir. Sinir onarımında önemlidir. Özellikle sinir iletimini sağlayan miyelin kılıfının sentezinde işe yarar. Son olarak da besinlerle alınan enerjinin çevrilmesinde yine önemli bir rolü mevcuttur. Bu yüzden B12 eksikliği önemlidir. B12 eksikliği belirtileri olanlarda B12 vitamini bakılarak ona göre tedavisinin yapılması da gerekebilir. Vitamin B12 eksikliğinin iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yetersiz alımdır. İkincisi de bu vitaminin emiliminin bozukluğudur. Yetersiz alım, vitamin B12 hayvansal gıdalardan alındığı için vejeteryan ve veganlarda gözükür ve bu kişilerde vitamin B12 eksikliği çabuk gelişir. O yüzden vejeteryan ya da vegan olan kişilerin belirli aralıklarla vitamin B12 takviyesi alması gerekmektedir. Emilim bozukluğunun temel nedeni de vitamin B12'nin emildiği yerle alakalıdır. Mide sonu ve ince bağırsakların ilk bölümünden emildiği için burada emilimi bozan işte kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit gibi, Crohn gibi bunlar vitamin B12 eksikliği yapar. Yine bu bölgelerde geçirilen ameliyatlar, bu bölgelerin ameliyatta çıkarılması da vitamin B12 eksikliğine neden olur. Bunun dışında İlaçlar özellikle mide koruyucular, bazı antidiyabetik ilaçlar vitamin B12 emilimini direkt olarak bozabilir. Vitamin B12 emiliminin diğer bir nedeni de vücutta intrinsik faktör denilen bir faktörün eksikliğidir. Bu faktörün eksikliği B12 düşüklüğüne neden olur. Bu da anemiye neden olur ki bu aneminin ismine pernisiyöz anemi denir. B12 düşüklüğü olup halsizliği, yorgunluğu, solukluğu, sarılığı olan kişilerde bu aneminin mutlaka akla getirilmesi gerekir. Vitamin B12 eksikliği vücudumuzda bazı belirti ve bulgulara neden olabilir. Halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, öfke hali, anksiyete, depresyon hissi, ağız kenarında çatlaklar, dilde yaralar, ağrılı dil, dilin pürüzsüzleşmesi, ellerde ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve özellikle yürüme sırasındaki denge kaybı vitamin B12 eksikliğine bağlı gelişebilen belirti ve bulgular arasındadır. Ama bu belirti ve bulgular sadece vitamin B12 eksikliğine bağlı değildir. Öncelikle bu belirti ve bulguları olan kişilerde B12 düzeyine bakmak, eğer B12'de düşüklük varsa ona göre tedavi etmek ama B12 düzeyi normalse diğer nedenleri de gözden geçirmek gerekir. Vitamin B12'yi yükselten aslında en önemli neden B12'nin gereksiz ve aşırı miktarda alınımıdır. Mutlaka bizim karşımıza böyle bir hasta geldiğinde ilk sorguladığımız da budur. Bunların dışında enfeksiyonlar, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, otoimmün hastalıklar, bazı onkolojik yani organ kanserleri ve hematolojik hastalıklardan da lösemi dışı kemik iliği aşırı çoğalması yapan miyeloproliferatif neoplazmlarda B12 yükselebilir. Vitamin B12 eksikliği kansızlık yapar mı? Evet. Çünkü vitamin B12 hem DNA sentezine girdiği hem de
al yuvar üretiminde önemli olduğu için eksikliğinde kansızlık meydana gelir. Vitamin B12 eksikliğine bağlı kansızlığın en önemli göstergesi tam kan sayımında öncelikle HGB diye gösterilen hemoglobinin düşmesidir. Yani erkekler için 13 gramın, kadınlar için 12 gramın altında olmasıdır. Buradaki diğer bir önemli parametre ise ortalama al yuvar hacmi dediğimiz MCV'nin yüksek olması, yani 99 ve üzerinde, 99 fentolitre ve üzerinde olmasıdır. Başka bir deyişle al yuvar büyüklüğüyle birlikte giden kansızlık durumunda vitamin B12 eksikliğine bağlı kansızlığı düşünmek lazımdır. Bunun tıbbi adı da megaloblastik anemidir. Vitamin B12 eksikliğinin tedavisinde temel yapılacak şey vitamin B12'nin takviyesidir. Tabi burada sıkça sorulan sorular var. 1. Ağızdan tablet olarak mı almak lazım yoksa kabadan iğne olarak mı almak lazım? Ağızdan tablet günlük 1000 mikrogramın üzerinde ise pasif difüzyonla da emildiği için rahatlıkla alınabilir. Ama kabadan iğne olarak da yine aynı şekilde verilebilir. Süresi açısından özellikle pernisiyoz anemi denilen intrinsik faktör eksikliğindeki B12 eksikliğinde bir kere ömür boyudur. Diğer rahatsızlıkların hepsinde durumun geçici ya da kalıcı olma durumuna göre sürenin belirlenmesi gerekir. Son bir anekdot olarak şunu da ifade etmek gerekir. Vitamin B12 kendimizi iyi hissetmek için, sağlıklı olmak için düzeyine bakılmadan sürekli alınacak bir vitamin değildir. Sürekli gereksiz olarak vitamin B12 alınması ve düzeyindeki yükseklik ileride ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir.